Cümleten selamun aleyküm gönlü güzellerim. Hayırlı geceleriniz olsun. Biz şimdi sahura kalkacak. Ben hiç yatmadım canlarım. Misafirlerimi uğurladım. Onu sonra İklam Efe'nin oturduğu odayı süpürdük Ayhan'la birlikte. Çocuklarım da bana yardım etti. Sehpalar falan sildiler. Şöyle göstereyim. Öncesi ve sonrası gibi. Bayağı mutfağımız karıştıydı canlar. Herkesin eline sağlık. Fincanlar, bardaklar kaldıydı en son. Onları da makineye koydum. Tepsilerimi elimde yıkadım canlarım. Sanki hiç olmamış gibi oldu. Allah betini bereketini veriyor. Şöyle göstereyim. Ekmekler olsun. İçecekler olsun. Bir sürü maşallah. Arkadaşlar şimdi saat kaç? Saat de göstermedim. Şöyle göstereyim. Burayı da süpürdüm. Güzelce sildim. Takipçimizin bir tanesi yazmış Elmascığım. O şeyleri sevmedim diye. Neydi onun adı? Yastıktaki kadın şeysini, resmini. Zaten bunun rengi buydu arkadaşlar. Kanepelerin rengindendi benim kırletlerim. Onu da çıkardım. Niye çıkardım? Takipçimizin yazdığı yorum için çıkarmadım. Burada namaz kılıyor arkadaşlar. Böyle hayvan figürü veya insan resmi olduğunda namaz kabul olmuyormuş. Hocamız söyledi geçen gün. İnşallah artık havalar ısındı. Burada oturacağım canlar. Şu an saat kaç onu bir göstereyim sizlere. Ondan sonra tuvaletlerimi temizleyip yatacağım. Hiçbir şey yemeyeceğim. Acıkmadım çünkü saat 3. Serkan bugün daha gelmedi arkadaşlar. Sevdalam gidi götürdüydü. Yarın da Allah kısmet ederse inşallah oyumuzu verecek. Başkanımızı belirleyecek. Demirci halkının geleceği için hayırlısı neyse o olur inşallah. Yine de oyunu verdiğimiz kişi kazansın isterik hepimiz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle canlar. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Ben üzerimi değiştirdim canlar. Görüyorsunuz. Kıyafetlerimi çıkardım. Temizliğimi bitirdim elhamdülillah. İnşallah bugün Demirci halkının geleceği için, çocuklarımızın güzel bir günler görmesi için ve Demirci kasabasının daha da büyümesi için bugün güzel bir gün. Gerçekten vermiş olduğumuz partinin kazanmasını canı gönülden istiyorum. Akşam da inşallah kazanır ve kutlamamızı yaparız canlar. Bu sevincimiz yine devam eder sizlerle. Paylaşırım o güzel anları da eğer kazanırsak. Bu camiada yıkmak da var, yıkılmak da var. Hani gerçekten Demirci halkı için en güzeli, en hayırlısı, çocuklarımızın geleceği için hangisi hayırlısıysa inşallah o olur. Allah onu getirsin inşallah başımıza. Şimdi ne yaptım canlar? Zaten dün akşam ben temizliğimi yaptıydım. Yarısından çoğunu bitirmiştim çok şükür. Sütlerim kaldıydı. Onları falan şey yaptım, süzdüm. Şu leğenim kaldıydı. Bunu yıkadım canlar. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Şurası az sarılma yapmışmış. Yağ çöz işte porçöz falan döktüydüm. Daha o silinecek sevgili takipçilerim. Bu arada sütlerim şöyle göstereyim. Altını kıstım. Ben üzerime eşarpımı yaparken falan değiştirirken taşmasın diye. Bir tanesini annem getirmiş. Leyla annem. Ötekini de Özlem ablam getirmiş. İkisinin ineğinin de Allah damarını göl eylesin. Sağ olsunlar. Düşünmüşler, getirmişler. Yoğurt çalım diyorum arkadaşlar. Birini de çocuklarıma sütlaç yapım diyorum. Şöyle pişirdim. Ben bir oyumu kullanım gelim. İyicene geç kalmadan. Şöyle ben kepçe koydum içine. Eski ebelerin, dedelerin tariflerini uyguluyor hala. Şöyle bir fokur fokur kaynadığını göstereceğim. Aslında kaynıyordu. Çok kaynadı arkadaşlar. Altını kıstım. Şimdi kuvvetlendirdim altını. Güçlendirdim. Birazdan görürsünüz. Çok güzel kaynıyor. Taşmasın dedim. Bir de buraları kim temizleyecek? Bugün hiç temizlik yapasım yok. Gerçekten sabahleyin sofralarımı çıktım geldim. Onları makineye attım arkadaşlar. Güzelce yıkadım, serdim. Biraz sonra onları da göstereyim sizlere. Allah Allah. Normalde taşma derecesindeydi. Ben bir geldim altını kıstım. Hatta taşmasın diye. Benim başımda yok. Sıcak süt içmeyi de bir severim arkadaşlar ama niyetli olduğum için içemiyorum. Orucumuza da az kaldı. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Mukabeleye de gidemedim.
Havvam biliyorsunuz bendeydi 5-6 gündür. Beraber girdik, çıktık, temizlik yaptık. Benim çok yoldaşım oldu. Şimdi aramış teyzem ne yaptın diye. İyiyim gülüm dedim. Onlar oylarını atmışlar arkadaşlar. Mantar toplamaya gitmişler. Heh. Sütün bir tanesi. Yine kaynamaya başladı şöyle. Kepçeyi çıkarım. Hele bir bakın. Kepçeyi çıkardıktan sonra arkadaşlar her yerinden kaynamaya başlar. Ama kepçeyi bırakırsanız tek bir yerde kaynamaya devam eder. Belki bilmeyenler vardır. Bakın. Taşma noktası. Geliyor, geliyor. Hop. Kepçeyi koydun mu girilir. Bu çok kaynadı. Bunu kapatalım arkadaşlar. Sıra geldi buna. Ben şöyle bu kaynayana kadar ben bugün konuşamıyorum. Sizlere sofralarımı falan göstereyim. Dışarıyı bir göstereyim. Hava bugün çok güzel. Güllük gülistanlık. İnşallah akşam da yine güllük gülistanlık olur canlarım. Akşam 8 sofralık yemeğimiz vardı. Görüyorsunuz. Sofralar saydıktan sonra fark ettim. İnsan aceleyle nasıl olacak sevinciyle hiçbir şeye bakmıyor. Bugün oy kağıdımı bile bulamadım arkadaşlar. Sabahleyin erkenden kalktım. Sonra Allah tarafından karşıma çıktı. O kadar sevindim ki. O kadar aramanın mükafatının sonunda kendiliğinden çıkması çok güzel duygu. Gerçi kimlikle de atılıyormuş herhalde. Buraya da beyazlarımı serdim canlarım. Yine tavuklarımı oraya ayırdım. Sularını doldurdum. Şuradaki fidelerimi suladım. Zeytinomu doyurdum. Arkadaşlar şu da bizim bademimiz. Maşallah geçen sene bayağı badem vardı. Bu sene de inşallah soğuk almasa daha da çok badem var. Şöyle dallar çiçek açtı. Demirci kasabası yeşermeye başladı. Takipçilerimiz yazıyor Elmas'cığım işte hayatını havlunu ağaçlandır yeşert diye. Daha çok istiyorum aslında. Emin olun böyle her tarafa baktığında meyve dalı olsun istiyorum ama arkadaşlar söylediğim gibi ben o dalı tekrar sökmek istemiyorum. Zarar gelsin istemiyorum. Şöyle küfür küfür sofralarım da kurusun. Sütlerimi de pişirdim. İnşallah Allah'ın izniyle oyumu da atıp geleyim arkadaşlar. Vlogumun devamında görüşürüz inşallah. Peki, takipçilerimiz ben oyumu kullandım. Bu okuldaydı benim oyum. Şimdi hakkımızda hayırlısı neyse akşama belli olur inşallah. Arkadaşlar oyumu attıktan sonra diğer okula gittim. Bizim görümceler, kayınvalidem falan hep oradalarmış. Ben de onların yanına gittim canlar. Ablamın Furkan da oy içimi geldiydi. O da oyunu kullanmış. Şimdi yerine gidecek geri okuluna. Otobüs saati yaklaşmış. Onu da valizin getir yenge dedi. Tamam dedim onu almaya geldik. Şimdi valizini alacak. Furkan'ı otobüse durağını oraya bırakacağız. Bu arada bu başkanlık oyu farklı oldu arkadaşlar. Herkes akrabasını, eşini, dostunu yalnız bırakmıyor. Yan yana oturmuşlar. Herkes diyorum evinden kaçıyor vallahi diyorum. Ben bugün iftara kalkmadım. Saat 3.30'da. Ne yaptın Suna nene? Yok daha bitmedi. Furkan'ın valizini alacak. Şey otobüse götürecek. Gidecek mi? Dura. He gidiyor. Gidecek gidiyor. He. Gidiyor. Aynen. Otobüs orada gider. İniştem de sandık başında. He. Ben de evleri zaten akşamdan temizledim. Bugün sahura kalkmadım canlar. Ha zaten yattım 3.30'da hiçbir şey canım istemedi. Acayip böyle içerim bulandı. Ayhan'ım bir bardak su getirdi onu içtim. Niyetlendim yattım. Şimdi de akşama ne pişirsek şeysi yok. Hani o şeysi var insanlarda. Bir makarna mı yaparım planımı bilmiyorum. Saat 5'ten 6'dan sonra sandıklar kapanıyor. Büyük bir heyecan var. Bazı illerde herhalde kavga da olmuş. Yani olmasa ya mı oluyor? Bir de birbirini hep tanıyorlar burada kimin nereye verildiğini. Biraz da oradan kaynaklanıyor herhalde. Herkes özgür. İstediği yere verebilir. Kimsenin zar altında kalmaz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar an itibariyle Demirci kasabasına oy verdiğimiz başkanımız Ramazan Bozlak kazanmıştır. Vatana millete hayırlı olsun. Demirci kasabamızı kutlaması devam ediyor. Daha yeni başladı. İnşallah birazdan Ayhan'ımla müzik eşliğinde kutlamamız devam edecek canlar. Havayla birlikte biz de burada mutluyuz. (Gülüyor)
Allah hepinizden razı olsun. Kasabada iki tane de cenaze var. Biz müsaade de aldık. O da cenaze, bu da bizim cenazemizdi. Bugün sahura kadar kumluk yanacak. Dün oyun sevinciyle sütlerimi de ısıtmadım. Şimdi ısıtacağım, yoğurt çalacağım canlarım. Diğerini de sütlaç yapacağım. Sofralarımı falan topladım. Sütümü biraz ısıtayım, parmağımı yakacak şekilde. Sonra diğer tencereme döküp yoğurdumu onu da çalacağım inşallah. Akşam bizimkiler iftarı orada suyla kekle falan açtılar. Tam iftar saatine denk geldi. Başkanın kutlaması, konuşması. Şöyle bir şeyler atıştırmışlar. Dünden kalan kıymalı falan vardı. Onları yemişler canlar. Birazdan bunları makineye koyarım. Burayı da bir silerim. Sofralarımı katlayacağım inşallah. Ben şöyle iki tane tencereyi çıkardım. İkisine de ayrı ayrı dökeceğim. Hayır hayır, dökeceğim. Bir tencere oldu. Bu da 5 litre alıyorum canım. Görüyor musun? Küçücük aslında. Görünüşte şey ama bu kaynarken taşmama özelliği hani biraz daha geniş olduğu için ben biraz çok ısıtmışsın herhalde bunu. Sevgili takipçilerim, sohbete daldım. Dışarıda biraz sofralar falan topladım. Bu biraz serinlesin. Şöyle ocağın üstüne alayım. Tezgahından korkuyorum canlar. Fazla da soğutmayacağım. Şöyle yoğurdumu da hazırladım. Şimdi batırmaya alıp şimdi bu sütüm soğarken birazcık direkt ısıttığın zaman da çaldığımda tutmuyor arkadaşlar. Biraz kaynama derecesinde olup kendi halinde soğuması gerekiyor. Hadi sofralarımızı katlayalım. Sofralarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. Bir tane takipçimiz yazmış. Elmascığım ne kadar çok tabağın çanağın var diye. Her şeyi öğren bir köşeye sok demiş atalar. Gün geliyor hepsi değerlendiriliyor. Bakın hiç 30-40 kişiydik. 38 kişiydik. Özlem ablamın torunlarıyla 40 kişiydik. Elisa Armin'le Özlem Alya'da saymayı unutmuşsun. Onlarla 40 kişiydik tam. Onlar da ailemizin yeni üyeleri. Küçükler ama büyüyecekler. Bu arada başkanlık kazandı arkadaşlar. Ben dün videomda söyledim hani giderken. Demirci kasabası için hangisi hayırlısıysa o gelsin inşallah diyerek de. Sonuçta biz bir seçmen olarak destekliyor ama o gelse de babamızın oğlu değil. O gelse de babamızın oğlu değil. Hiç kimse belediye maaşını bize de vermiyor. Biz sadece Demirci kasabasının ve çocuklarımızın geleceği için, kasabamızın büyümesi için hangisi hayırlısıysa onu seçmeyi tercih ediyor. Çok şükür kaç aydır oyu da atlattık. Bunu da bitirdik. Bakalım bundan sonra ne olacak? Kaldığımız yerden devam edecek herkes. Konusuyla komşusuyla kötü olanlar tekrar iyi olacak. Kırılanlar olmuştur kesin bu o işinde, meselesinde. Çünkü her sene bu vakalar oluyor. İster istemez oluyor. Şurada Namus komşumun kocası da muhtarlığa oturuyordu arkadaşlar. Onda da muhtarlığı kaybetmiş. Bir 5 dakika geçmiş olsuna gideceğim. Bizim burada öyle. Onun komşum bir şey oldu mu kazanırsa gözün aydına gideceğim. Kaybedersem geçmiş olsuna gideceğim. Bu ara kollarım hiç yanıyor. Bak şeyin, soğanımın kendisini şey yaptı babamın Hamza'nın işte. Allah razı olsun, ellerine sağlık olsun. Rabbim kollarına kuvvet versin onların da inşallah. Ben soğanımı ince 40 kere sokardım bahçeye. Havada bir güzel güllük gülistanlık. Tam bahçe günü. Tavuklarımı çıkarıp bir ayasım var. Bugün pek bir iş yapasım yok arkadaşlar evde. Evim zaten temiz. Dün
Ben dip bucak temizlediydim. Onda eve giren de olmadı. Akşama kadar biz dışarıdaydık. Vakit öyle geçirdik. Ben bu şekilde sofralarımı da katladım. Sizin sohbetinizin eşliğinde. Sofralarımı da yarısını pazardan aldım. Yarısını toptancıdan aldım. İyi oluyor ya böyle şeylerde. Şimdi tek eksiğimiz 12 kadar yemek kaşığı alacağım arkadaşlar. Yemek kaşığım yok. Gitmedi yani. Var da şöyle 40 kişi olunca ister istemez gitmedi. Herkese aslında o gün arttı da şeyi çoluk çocuk önlerine koymuş. Sofraların arasında kalmış. Yine de şöyle 12 takım alım. 12 adet. Böyle bir kalabalığımızda tabağım, kaşığım, çanağım yok demeyim. Hepsini al evime koy. Gün gelir. Hepsi lazım olur. Ben atmaya kıyamam arkadaşlar. Fazlaysa dursun. Lazım olur. Herkes ne hallı. O şekilde getirene kadar akına karayı sıçıyor. Her şey kolaylığına toplanmıyor bir araya. Sofralarımı da dolabıma götürüm. Koyum canlarım. Şimdi daha sütüm soğumuştur. Onu da bu odaya çalacak. Burası çoluksuz çocuksuz. Kimsenin girmediği bir ortam. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben sütümü şu serçe parmağımla baktım. Elimi yakma derecesinde şöyle yoğurdumu birazcık sütten alıp ikisini aynı ortama getirmem lazım. Sıcaklığını. Direkt soğuk yoğurdu eklemiyorum. Eskiden annelerimiz çalacak var ya biz buna çalacak dedik arkadaşlar. Gemici kasabasında çalası diyorlar. Çalacak. Biz Gülpınar'da çalacak dedik. Çalacak istege. Mesela yoğurdun en sert yerinde kollarda çalacak yapalım diye. Şimdi bir düşünüyorum mesela bunu sütle böyle özlüyor. Sonuçta sert kalacak hiçbir şey yok. Aksine daha da şımartıyorsun yani. Cıvıtıyorsun. Sulu tarafından da yapılsa tutmaz mı ki diyorum acaba bu şekilde. Cıvıtma aklıma gelince şöyle. Dur bakalım bu yoğurdumuz nasıl tutacak. Yine sizlere inşallah paylaşırım boş bıraktım olursa. Şöyle kırka kadar karıştıralım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40'tan sonra bu kaşığı içine bırakıyorum. Yoğurdumu bu şekilde çalıyorum arkadaşlar. Seycan halam böyle yapardı. Bugün de halamın tarifinden yapalım. Şöyle ağzını da kapatalım. Güzelce bir sofra bezine sarıp, bebek battaniyesine sarıp 6 saat veya 4 saat bekletelim. Oda sıcaklığına bağlı. İyice sıcaksa eşkime yapar arkadaşlar. Havalar soğuksa 6 saatte anca tutuyor. Yoğurdumu çaldım. Şimdi ne yapacağım? Ya soğan dikmeye gideceğim ya da tavuklarımı yayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle birazcık sütlaç yapacağım. Bir de pek sütlaç yemiyor niyeyse. Ne türlüsünü yaparsan yap yine yemiyor. Şöyle azıcık alıp altında çocuklara şey yapacağım canlar. Puding yapacağım. Şimdi bu şekilde deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kırık pirinç aldım canlar. Geçen annemin sütlacı çok güzel gözüküyordu ama insanın karnı tok olunca yiyemiyor sevgili takipçilerim. Şöyle bir bardak kadar pirincimi yıkayacağım. Thank you.
Şöyle bir bardak suyla kaynatacağım canlarım. Pirincimi güzelce suyun çekene kadar burada kaynasın. Ondan sonra sütümü ekleyeceğim, şekerimi ekleyeceğim. Arkadaşlar pirincimi görüyorsunuz. İyice kendini çekecek. Ondan sonra sütünü ekleyeceğim. Suyunu neredeyse çekmiş. Ağzı kapaklı yaptım. Şöyle karıştırayım birazcık da. Birazcık daha su ekleyeceğim arkadaşlar. Birazcık daha pişsin pirincim. Çünkü sütüm pişkin. Arkadaşlar görüyorsunuz pirincim hala kaynıyor. Şöyle ışığımızı da açalım. Işığımız bazen kararma yapıyor. Bazen böyle gidip geliyor gibi oluyor arkadaşlar. 1,5 2,5 su bardağı kadar su ekledim ben. Şöyle bir yemek kaşığı da biraz su ekleyeceğim. Soğuk suyla birlikte bir yemek kaşığı nişasta. Şimdi bunu biraz sulandırıp sütlacımın içine dökeceğim. Ben normalde nişasta kullanmazdım ama bugün de değişik tarif yapalım. Görüyorum yani bazen sütlaç yapılan kanallarda pirinç unu veya nişasta ekliyorlar. Bugün de biz de ekleyelim dedim ben. Şöyle 2-3 kaseye çok değildim ama biliyorsunuz elmas bacınızın gözü hiç azla döleşmez. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Nişastamızı da ekleyelim. Pirincimiz güzelce pişsin. Şimdi şekerimi ekleyeceğim canlarım. Şöyle. Biz şekerliyi çok seviyor. 2 fincan dolusu toz şekerimi de ekledim. Şimdi yavaş yavaş sütümü ekleyeceğim. Şöyle 5 su bardağı kadar da süt ekledim. Bakalım kıvamı nasıl olacak canlar. Serkangil lapayı sevmiyor. Biraz sulu sütlacı seviyor canlar. O yüzden şöyle ben ölçü vermiyorum. Göz kararı sütümü ekliyorum görüyorsunuz. Normalde ölçülü yapıyorum ama 1 su bardağı kadar pirinç kullandım. Geri kalanı da göz kararı yaptım. Yine isteğe bağlı. Siz nasıl isterseniz öyle yapın canlar. Şu diğer sütümü de İbrahim Efe'me puding yapacağım birazdan. Sütlacı yine çoğalttım. Tamam. Şimdi oldu. Neymiş mısır kabuğu, fıstık kabuğu gibi. Kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştıralım. Şimdi pudingimi getireyim. İbrahim'e de puding yapayım teyzeleri. Şöyle 2 adet pudingim var. İkisini de döküp yapacağım canlarım. Bu arada ocağın altını açtım sevgili takipçilerim. İbrahim fıstık karıştırmayı pek sever. Bismillahirrahmanirrahim.
Soğuk sütümü ekliyorum bu arada. Topaklanma olmasın. 2 paket pudinge yeterli. Şimdi bunu da şöyle kepçeme alayım. İkisini de karıştırayım. Sütlerimi bu arada değerlendirdim canlar. Görüyorsunuz. Bugün eğer bunlar bitirdikten sonra kaselerimi aldıktan sonra canlar pencere önündeki biberlerimi Sultan ablanın söylediğiyle, deyimiyle şaşırtma işlemi yapacağım inşallah. Bayağı büyüdüler teyzeleri. Bu şekilde koyulasın ikisi de kaselerimi alırken görüşürüz inşallah. Arkadaşlar kaselerimi hazırladım. Pudingle pirincimin yerini, sütlacımın yerini değiştirdim canlarım. Sütlaçta galiba nişasta olduğu için aşırı taşma yaptı. Ocağın altını kıstım. Kısık ateşte kendi halinde burada biraz koyulasın. Bu arada pudingim hala kaynamadı çünkü sütü soğuktu. Gerçi onun da sütü soğuktu ama pirinçle kaynattığımız için sıcak ortama girdiği için hemen kaynamaya başladı. Şimdi birazdan bu da kaynar. Arkadaşlar aslında puding zararlı biliyorum ama İbrahim Efe sevgili takipçilerim normalde hiç süt içen bir çocuk değil. Sadece pudingin içinde sütü içirdiğimi düşünüyorum. Sağlıklı mı bilmiyorum. Sağlıksız olduğunu da bilmiyorum. Sonuçta yani puding sağlıklı değil diyenler de var ama çocukların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Şu kulplu kaselerime pudinglerimi koyacağım. Diğerlerine de sütlaçlarımı inşallah. Sütlacımız da bu şekilde kaynıyor. Kaselerimize bölerken görüşürüz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, sütlacımla pudingimi yaptım. Bu arada pudingimi biraz sulu bulabilirsiniz. Markadan dolayı olabilir canlar. Bu markalar bu şekilde oluyor. Diğer büyük markalardan almıyorum, İsrail malı diye. Ama koyulaşınca güzel oluyor. Şöyle geride mutfağımda kalan bulaşık tencerelerini falan bir yıkayım. Bulaşıklı tencerelerimizi. Mutfağımda düzene sokayım canlar. Daha sonra inşallah biberimi şaşırtma işlemi yapacağım. Bugünkü videom böyle olsun canlar. Sizleri fazla sıkmayayım. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videomda köy hayatının gerçekten neler yaptığımı, hani biber ekimi olsun, soğan ekimi olsun, tavuk yayma olsun veya onlar beslemesi olsun, sevenler varsa beklemede kalın. Bir beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da okuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili takipçilerimiz.